Hangi bölüm? İktisat. Kayıt işlemleri için yardım etmemizi ister misiniz? Eksik olan herhangi bir şey falan. Sağ olun, her şey tamam galiba. Hoş geldiniz. Ben hallederim. Tamam. Sormak istediğim bir şey olursa eğer ben Mustafa. Düşünürüm. Tamam. Değilim. Evet, evet, yardımcı olacağınız bir şey var mı? Teşekkür ederim. Merhaba, yeni kayıt. Hangi bölüm? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Memleket neresi? Tokat. İsterseniz yardımcı olun bir yer aklınızda eksik olan diye. Alo. Bu Mardin'deki kiralık ev ilanı için aramıştım. Oo, Antalya güzel memleket. İçinden mi? İçinden, evet. Evin aylık kirası ne kadarmış? Çıkan kiracı 600'den çıkmış. Bize de öyle verecek. Senin kiracına verdiğin rakam nedir? Ağır mı gelir? Yani aslında biraz zorlar gibi. Dediğim gibi ev çok küçük değil. İstersen bir üçüncü ortak da alabiliriz. Vallahi yurtlarda o kadar kalabalık kalınabiliyor da evde neden sadece 3 kişi bir arada kalamasın ki? Ya, kafamıza göre biri olursa neden olmasın? Hem kira da hafiflemiş olur. Öyleyse kantindeki ilanı indirme. Bekleyelim bakalım. Tamam. Ben çevreye de haber veririm. Babamlar sevinecek bu işe. Kiranın uygun olmasına. Yurt çıkmadı diye üzülüyorlardı. Ne işle meşgul? Babam havaalanında çalışıyor. Memur. Kalkalım artık. Yarın okulda buluşuruz. Ben öğle saatlerinde gelmiş olurum. Nerede kalıyorsun? Şimdilik oteldeyim. Laleli'de. Sabah biri telefonla aradı. Öyle mi? Kimmiş? Fen Edebiyat'tanmış, ikinci sınıfta. Nasılsa buluşacağız ya, ben de bu saate randevu verdim. Hadi. Süleyman? Evet. İsmail. Memnun oldum. Umut iktisattan. Merhaba. Memnun oldum. Ev istasyonun tam karşısı. Vay be. Padişahlara komşu geldik öyle mi? Etraftaki gece konulara bakarsak yanaşma gibi geldik. Sahiden de baksanıza. Kaya yapışmış midyeler gibiler. Şuraya bak. Ev sahibi? Yukarıda bizi bekliyor. Hadi. Tamam. Oh.
geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun. Eve hemen gezmek ister misiniz? İki oda bir salondu değil mi? Evet, iki oda. Aslında üç oda ama odanın birinde Yakup abinin eşyaları kalacak, orayı kullanmayacağız. Sizden önceki kiracılar da aynı şekilde kullandı. Ailemize ait özel eşyalarımız var. Taşındığımız yerde yer olmadığı için böyle oldu. Zaten bu kadar da bize yeter. Ben de beğendim. Şanssızız ya. Oo, 7. Antalya. Umudumun şehri. Şuna bakın ne tatlı ya. Adın ne senin? Selim. Selim. Aferin sana. Ne yapıyorsun? Ne haber Umut? Oo, ne haber abi? İyi. Cuma namazından mı? Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Senin işin ne oldu? İngilizce'den başka dilin var mı? Yok. Yalnızca İngilizce. Bu işi Antalya'dayken yaptığını söylemiştin. Evet, pratiğim var. Sorun olmaz. Güzel. Bir süre rehber arkadaşlarla takılırsın. Ortamı görürsün. Tamam. Çok iyi olur. Okey. Yarın öğleden sonra bekliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ha şey, rahatsız olmayın. Kitapları alıp çıkacağım zaten. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşla ders çalışacağız. Gece görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Yurtta kalmaktan nefret ediyorum. Senden ayrılmak çok zor geliyor. Ama olsun. Gündüzleri beraberiz ya. Ama geceleri benim değilsin. Ve ben hep yanımda olmanı istiyorum. Ben de öyle bir tanem ama ne yapalım? Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Rahatsız mıyım ben? Niye yapayım? Ya bırakın abi Allah aşkına. Kafamı yapıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Sinema. Okey. Harun'un okay, sevgi okay. Mesajı. Kapsama alanı dışındayım. Oğlum ne dalga geçiyorsun insanların inançlarıyla? Peki onlar niye küçümsüyorlar benim inançsızlığımı? Abi düşünsene. Tanrı'nın bir oğlu olduğuna inanmamı istiyorlar benden. Hatta bazen oğlum da Tanrı oldu. Dinlere inanmıyorsan da insanların kutsal şeyleriyle alay etme bence. Çok güzel. Hocam merhaba. Nasılsınız? Oh. Merhabalar. Siz nasılsınız? Merhabalar. Merhaba hocam. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir Atatürk posteri buldum hocam. Müsaade edersen bunu sana ben hediye edeyim. Çok teşekkür ederim hocam. Odamın en güzel yerine asacağım bunu. Sadece odanı değil,
Düşüncelerin de süslesin. Bizim inkılapçı yine yaptı propagandasını ya. Ay gerçekten adamın verdiği postere bak, ev ödevi gibi. Umut, burada mısın? Duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorsun, duyuyorsun ama dinlemiyorsun Umut. Ya sabah evde bir şeyler yaşadım da kafam ona takılı kaldı. Ne oldu aşkım? Sabah sabah Süleyman'ın bağırmasıyla uyandık. Salondaki bütün eşyalar ters dönmüş. Süleyman'ın yattığı odada yani. Ama her şey, biblodan masadan sandalyeye kadar. Her şey ters dönmüş. E'si hiç kimse bunu üstüne almadı. Yani herkes ben yapmadım diyor. Ben de yapmadım. Öyleyse bu iş nasıl oldu? Söyleyeyim mi nasıl olduğunu? Seni yemişler oğlum. Çömezleri böyle yerler. Askerdeyken, okulda, yurtlarda. Yok oğlum ya, öyle eşek şakası falan değil. Harbi harbi korktu herkes. Öyleyse bu akşamdan itibaren koyun koyuna yatarsınız abicim. Sorun da kalmaz, numara da olmaz. İş hallolur yani. Umut, sofradakiler bana da bırakırlar diye ümit etme. Hadi gel birlikte yiyelim. Yetiştim abi. Anneciğim, nasılsın? Annelerin annesi. İyiyiz canım oğlum benim. Hepimiz iyiyiz. Aslan oğlum benim. Sen nasılsın bakalım? İyiyiz anneciğim. Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz oğlum? Süleyman Usta'nın spesiyalitesi makarna. Ama peynirli. Nasılsın abi? Bir tanem benim. İyiyim. Anneme ne oldu? Bilmem. Ne söylediysen morali bozuldu. Ana yüreği işte. Makarnaya dayanamadı. Yok be, söyle, iyiyim ben. Merak etme, keyfim yerinde. Ha, babamın da selamı var. Tamam canım, sen de ona selam söyle. Hadi fazla yazmasın, görüşürüz. İyi akşamlar. Ne oldu, nesi var annenin, niye ağlıyor? Yok bir şey baba, abimler makarna yiyormuş, ona üzüldü annem. Aman, öğrenci evi bu. Yumurtayla makarnayla geçecek yıllar. Peki Süleyman, hiç ses de mi duymadın? Ya yok vallahi, ses falan olmadı. Ya ben birdenbire uyandım. Önce başım dönüyor sandım. Abi bırakın ya. Neyi? Buldunuz çömezi, kafa kırıyorsunuz değil mi? İyi saatte olsunlar ha. Umut, benim yerimde sen yatsaydın çoktan dilin tutulmuştu. Böyle şaka mı yapılır? Eğer bu içimizden birinin şakası değilse ne peki? Ya ne bileyim, böyle mistik olaylar, metafizik olaylar hep yaşanır diye duyardık ama öyle bir şey mi acaba? Ya öyle şeyler olurdu, biz de duyardık, dinlerdik ama onlar köylük yerlerde olurdu. Böyle şehrin göbeğinde böyle şeyler olduğunu hiç duymadım ki ben. Abi ne olur artık böyle şeylerden konuşmayalım. Bahsedince konuşunca daha çok şey yapıyorlarmış diye biliyorum. Tabii. Böyle olaylar konuşuldukça daha çok yaşanıyormuş. Allah sebebi ne olursa olsun ben korktuğumu saklamıyorum. Bir teklifim var. Aynı odada yatalım mı? Tamam. Böylece içimizden birinin yapıp yapmadığında daha iyi anlarız. Benim dayım bir gece yarısı köyde misafirlikten dönerken yol kenarındaki mezarlığın yanında bir keçi yavrusu görmüş. İnmiş arabadan, almış keçi yavrusunu doğru eve. Sığırların olduğu ahıra kapatmış. Sabahleyin bir uyanmış, keçi yavrusu yokmuş. Onun yerinde üstü kapalı bir tabut varmış. Ama sen böyle yaparsan uyuyamayız ki. İyi uykular beyler. Işığı kapatıyorum. Size de iyi uykular. Bu adama niye gidiyoruz abi? İbrahim Hoca iyi bir hocadır. Bu konuları çok iyi bilir. İyi, bakalım ne diyecek.
Aslında evi değiştirsek daha iyi olmaz mı? 6 aylık kirayı peşin vermeseydik değiştirdik. Yeni bir ev bulurduk ama... Konuşalım ev sahibiyle, belki bir şey yapar. Ya size söylemedim ama... Dün akşam aradım ben Yakup abiye. Parayı kullandığını söyledi. Müsait de değilmiş. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Geçin. Ayakta kalmayın. Oturun. Hayırlar olsun İsmail. Nedir bu sizi evde rahatsız eden mesele? Hocam telefonda da bahsettin. Salondaki bütün eşyalar ters dönmüştü. Önce birbirimizden şüphelendik. İçimizden biri şaka mı yapıyor diye. Ama değilmiş. Her şey kendiliğinden olmuş. Ya da nasılsa. Yani ortak kullandığınız mekandaki eşyalar sadece. Kaç kez olmuş bu hadise? Son iki gündür üst üste oldu hocam. Bir daha da olmaz inşallah. İnşallah. Siz yeni nesil zahiri görüp zahiri düşünürsünüz. Bilmezsiniz ki batında ne vardır. Bu yüzden anlamadığınız şeylerden korkarsınız. Fakat bilin ki her şeyin bir izahı vardır. Batın ne demek? Hocam, batını derken neyi kastediyorsunuz? İzahı vardır derken nasıl yani? Siz temiz, Müslüman çocuklarsınız. Belli ki günah girmiş yaşadığınız haneye. Bu durumdan rahatsız olanlar var benim anladığım. Kim rahatsız olmuş hocam? Kim ya da ne? Oturduğunuz hanede veya çevrede bir mübareğin rahatsız edilmiş olması muhtemeldir. Oturduğunuz hanede günah işlenir mi? Yani öğrenci ev işte hocam. Şayet evin yakınında, yöresinde mukaddes bir şeyler varsa elbette sizin işlediğiniz günahlardan rahatsız olacaktır. Dikkatli olmanız icap eder. Günahtan, haramdan uzak durmalısınız o evde. Anladım hocam. Yani anladık. Biz müsaade isteyelim. Müsaade Allah'tan. Arkadaşlar, iktisat biliminin tanımını yapan iktisatçıların birleştikleri temel nokta kıt kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçları arasındaki dengenin sağlanması olmuştur. Fakat günümüzde kıt kaynaklarla birlikte gelişen bilim... Okay, we can visit. Yes. Merhaba. Hoş geldin Umut. Mutfaktan bir bardak kap gel. Çay taze. Bir tane daha. Tamam. Abi hocanın dediklerini düşündünüz mü? Ya burası apartman dairesi. Ne olabilir ki? Alt kat üst kat olmuyor da neden burada? O odada ne olduğunu bilen var mı? Yakup abinin eşyaları. Onun bize demesine göre. En fazla ne olabilir ki? Kullanmadığı eski ev eşyaları. Açıp baksak çok ayıp olur mu acaba? Niye olsun ki? Nasıl açacağız peki? Diğer odaların anahtarlarını deneriz. Anladınız mı eşyalardan? Bunun için mi kapalıydı bu adam? Ya üniforma ne zaman üniforma söylüyor? Ben de oda ağzına kadar eşya dolu sanıyordum ya. Ya iki parça eşya niye alıp gitmemiş ki? Kendisine soralım mı abi? Alo Yakup abi, Süleyman ben. Abi nasılsın? Sağ ol abi. Evle ilgili bir şey konuşacaktık. Yarın müsait olur musun? Hayırdır Süleyman? Bir durum mu var? Vallahi abi nereden başlayacağımı bilemiyorum ki. Bir sürü gariplikler oldu.
Biz de İsmail'in aracılığıyla bir hocaya gittik. Şayet evin yakınında, yöresinde mukaddes bir şeyler varsa elbette sizin işlediğiniz günahlardan rahatsız olacaktır. İbrahim Hoca da öyle söyleyince ne yapacağımızı bilemedik. Sana sormadan bir şey yaptık abi. Üniforma dedeme ait. İyi bir teğmendi. Çanakkale şehitlerinden. Şehadet haberi gelince eşyalarını da getirmişler. Rahmetli babaannem bir çocuğa bakar gibi baktı ona. Hatıralarını yaşatabilmek için. Bize de bir tek vasiyeti oldu. Ona sıkı sıkıya sahip olmamız. Evet. Ben de sizin gibi tarifi mümkün olmayan hadiseler yaşadım bu evde. Çevremde büyük zatlara gittim. Üniformayı mezarlıkta bir toprağa gömmemi söylediler. Yapamadım. Ayrıca babaannemin vasiyeti ortadaydı. Bir de yeni eve taşınınca onu burada bıraktım. Şimdi anlaşıldı. Yakup abi, biz şimdi bu eşyayla aynı evi nasıl paylaşabiliriz? Üniforma bu evdeyken ben bu evde kalamam. Abi, neden doğrularını yapmadın? Yani sana söyleneni. Doğru. Aslında doğru olan tavsiyeye uymaktı. Ama yapamadım işte. Siz yapabilirsiniz. Hocam her şey sizin söylediğiniz gibi. Evde bir şehidin askeri üniforması varmış. Meğer onu rahatsız etmişiz. Emanetin sahibinin bize söylemesi üzerine şehidin emanetlerini götürüp toprağa gömdük. Ancak geri geldiğimizde yine üniformayı evde bulduk. Çok korktuk hocam. Bugün hemen evi terk ederdik ama 6 aylık kirayı peşin verdik. Yapmayın. Bunlar sizi korkutmasın. Siz inançlı gençlersiniz. Elhamdülillah. Korkularınızdan kaçamazsınız. Nereye kadar kaçacaksınız? Korkularınızla yüzleşin. İmanınız sizi koruyacaktır. Allah'a sığın. Cuma'yı nerede kılıyorsun İsmail? Beyazıt Camii'nde. Namazdan sonra da sınava gireceğim. Bugün beraber gidelim. Olur. Umut, sen cuma namazı kılar mısın? Yani kıldın mı hiç? Vallahi birkaç kere kılmışlığım vardır. 3-5 kere de babamla birlikte bayram namazları kıldık ama. Sen de gelmek ister misin? Bilmem ki. Gel hadi ya, hep beraber gidelim. Olur. Thank you.
Müslümanlar, Amerikan kafirinin azamiyede katlettiği 247 Müslüman yiğit için veya bir cenaze namazı kılacağız. Allah rızası için saflarınızı sıklaştırın. Bağdat'ın Azemiye Mahallesi'nde İmam-ı Azam'ın kabrine atılan füzelerle şehadet şerbetini içen er kişilerin niyetine. Allahu Ekber. Ben bir tuvalete gidiyorum. Ne Tatlım, keşke almasaydım. Neden hayatım? Sabahtan beri midem çok kötü. Ben bir soda içeyim. Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Umut? İyi, sizden? İyi. Gelsene, çek bir sandalye. Sen? Oynadım. Öyle mi? Kimi yeniyor? Her zamanki gibi. İsmail, bugün camiye gittiğimiz iyi oldu. Namazdan sonra kendimi daha rahat hissettim. Böyle bir özgüven gibi bir şey. Zeynep, bir tanem. Bugün ilk derslere gelemeyeceğim. İşteyim, grubum var. Ben de senin canım, hoşça kal. I don't pray regularly. I see.
Hah Umut, iyi ki geldin. Hayrola? İbrahim Hoca davet etti. Hadi sen de gel. İyi de ben davetli miyim ki? Nezaketsizlik olmasın. Olur mu canım? Ayrı gayrı mı var? Hem evce davetliyiz. Ayrıca davete icabet sünnettir. Biraz bekleyin, o zaman şu üstümü değiştirip geleyim. Tamam. Ya hadi çabuk. İran öyle Irak gibi sonradan kurdurulmuş bir devlet değildir. Biz nasıl Osmanlıların torunlarıysak, onlar da Perslilerin torunları. Şimdi Afganistan nasıl ki Komünist Sovyetlerin sonunu hazırlayan bir ülke olduysa, inşallah İran'da Amerika'nın Afganistan'ı olur. İnşallah. İnşallah. Ben İran'a girebileceklerine ihtimal vermiyorum. Çok da köprüler atılırsa bir hava harekatı olabilir. Bombalama falan. Ama ülkenin içine girip ayak basabileceklerini hiç sanmıyorum. Şayet Armageddon için vaktin geldiğine inanıyorlarsa gelir girerler. İran o kadar da yalnız değil. Amerika'ya karşı onu destekleyen güçler de var. Çok şükür. Çok şükür. Küfür tek millettir. İsmail'im. Küfür tek millettir. Ne oldu? Hayret, Umut'un telefonu kapalı. Daha yeni ayrılmadınız mı? Özledim ama. Hocam namazımızı kılalım mı? Haydi bir cemaat yapalım. Ben nerede abdest alayım? Ben göstereyim. Süleyman, benim abdestim yok. Şimdi alacaksın ya. Abicim benim gusül abdestim yok. Cünüp musun? Ya Süleyman, lütfen ya. Memleketlerinin yönetici konumunda olanların tamamı tağut, mürtet ve kafir hükmündedirler. Bütün yönleriyle İslam'dan çıkmışlardır. Allah-u Teala'nın şeriatini Yahudi ve Hristiyan şeytanları ve efendileri tarafından sonradan ortaya çıkarılan kanunlarla değiştirmişlerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıyla savaşmış, Allah-u Teala'nın düşmanlarını ise kendilerine dost edinmişler. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onların yemin diye bir şeyler yoktur. Sadakallahu lazim. Tekbir! Allah ekber! Tekbir! Allah ekber! Tekbir! Allah ekber! Meraklı çocuk. Allah nereye bakıyorsun öyle? Ne haber? Hiç dinliyorum öylesine. Dikkatimi çekti. Ülkesi işgale uğramış her milletin meşru müdafaa hakkı evrensel bir ilkedir. Ve işgalcilere karşı elbette kendini savunma hakkı kutsaldır. Fakat hiçbir gerekçe sivillere karşı yapılan saldırıları, terörü haklı çıkarmaz. İşgal altındaki ülkelerin halkları, direnişleri dışında yeri, zamanı, gerekçesi belli olmayan küresel terör de dünya üzerinde örgütlenmekte ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Amacı, nedeni her ne olursa olsun terörü haklı görmek mümkün olmadığı gibi seçilen bu yöntem haklı olunan bir davada bile halkları haksız konuma düşürebilir. Benim teröristim iyidir yaklaşımı tüm dünyayı saracak bir yangını da beraberinde getirecektir. Derste hocanın anlattıklarından bir şey anladınız mı Allah aşkına? Devlet terörü uygulayan işgalci ülkeler haksız. İşgale direnmek için teröre başvuranlar haksız. Kim haklı abi? Terörü lanetlemek kolay. Silahı, parası olmamak suç mu? Kimse savaşın nedenini sorgulamıyor. Valla ben bu konuda hocaya katılıyorum. Bence hiçbir neden günahsız sivillerin öldürülmesini haklı çıkarmaz. Valla savaşın ahlakı olur mu bilmiyorum ama
Güçlünün haklı olduğu bir savaş bu. Umut, sen neden bu kadar keskinsin bu konuda? Birilerinin şiddete maruz kalması, diğerlerine yapılan terör haklıklar mı? Yanlışı yanlışla karşılamak doğruyu getirmez ki. Lay lay lom. Romantizm de özgürlüğü getirmez. Neyse arkadaşlar, akşam partiye gidiyoruz. Hadi gidip hazırlanalım mı? Ben gelmeyeceğim partiye. Hadi ama oyun bozanlık yapma Umut. Yok ya, hiç canım istemiyor. Sen git istiyorsan. Emin misin? Gidin siz, ben eve kaçacağım. Evet arkadaşlar, yemek falan ne ikram edeyim size? Yok, sağ olun. Hiç zahmet etmeyin. Umut dün sizin dergileri okumuş. Eski sayıları nasıl temin ederiz dedi. Biz de düşündük ki en iyisi size gelmek. Çok iyi etmişsiniz. Harun, babacığım Cihan'a söyle. Bütün sayılardan şöyle güzel bir paket hazırlasın. Tamam abi. Bir de bir çay söyleyeceğim. Tamam.
O halde işgal altında demektir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Müşriklerin işgaline uğramış bir ülke Darül Harp'tir. Artık orada savaş koşulları geçerlidir. Darül Harp olan yerde Allah yolunda verilen savaş ibadetlerin en hayırlısı ve en önde gelenidir. Ve orada cuma namazı bile farz olmaz. Evet, ta ki küfrün esaretinden kurtuluncaya kadar. Müminlerden oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Ben geldim. Hoş geldin canım. Ne haber aşkım? Ne yapıyorsun? Hiç, öyle bilgisayar başındayım. Özledim seni. Ben de. Ne oldu? Sorun ne? Yok, bir şey yok. Umut, neler oluyor sana? Bir şey oldu yok Zeynep. Ne olacak? Doğruyu buluyorum. Doğruyu mu? Bunlar mı doğru? Bu tuhaflıklar mı doğru? Zeynep, ne biçim konuşuyorsun? Umut, sen ne yapmaya çalıştığının farkında mısın? Görmüyor musun kendindeki değişiklikleri? Doğruyu bulmanın nesi kötü Zeynep? İnanmanın nesi kötü? Umut, inanmak elbette kötü değil ama... Ama ne? İnanmak kötü değil ama benim inanmam kötü, öyle mi? Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışmak mı kötü? Diğerleri gibi soytarı bir hayat yaşarsam iyi, inançlarıma sahip çıkarak yaşarsam kötü, öyle mi? Umut, biraz sakin olur musun lütfen? Olamam Zeynep, olamam. Senin o tuhaflık diye bahsettiklerin benim dünyaya ve insanlığa kayıtsız kalmayışımdır. Duyarlılığımdır. Ve kimsenin inancıma kötü konuşmasına izin veremem. Tanrı'nın sevgili...
planlamana koydunuz. Sevgiliye girdiğiniz her yeri sömürdünüz, katliam yaptınız. Çocuk öldürerek sevgi mi olur lan, şerefsizler? Alın alın. Her şeyinizi aldılar yetmedi. Siz de onların sevgiliye yutturduklarını alın. Elimizde bir tek dinimiz kaldı, onu da alsınlar. Alın ondan sonra bir de böyle yavşak yavşak gülerek gidin. Adamlar gelsin, Müslüman bir ülkenin en merkezi yerinde pervasızca İncil dağılsınlar, kimsenin sesi çıkmasın. Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır. Dini bütünlüğümüze tehdittir. Bu adamların burada bunu yapmasına nasıl izin verirsiniz? Ya permission. You have fucking permission from who? Eğer bunlara bizim valimiz tarafından izin verilmişse bu ülke işgal edilmiş demektir. Darül harp olan bir ülkede savaş kanunları geçerlidir. Bu alçaklara izin verin, beni karakola götürün. Buyurun gidelim. Yürü. İbrahim Hoca'ya gidiyoruz. Bizi bekliyorlar orada. Helal sana. Oğlum bir daha böyle bir şey yapacağın zaman haberimiz olsun. Tamam. Biz bir bütünüz değil mi? Ağrına gidiyor değil mi? Müslümanların zulüm karşısındaki çaresizliği zoruna gidiyor. Sakın umutsuzluğa kapılmayasın. Unutma evlat. Umutsuzluk en büyük şirktir. Silahı olan silahıyla, mazlum dişiyle tırnağıyla. Mücadele önce kafada başlar, sonra kalpte. Ve inan cephede olanı en kolayıdır kendini hak yoluna adayanlar için. Allah'ın izniyle zafer inananlarındır. Bu mücadele sayıca çok az olan direnişçilerle nasıl olacak? Bugün senin yaptığın da bir cihattır. Cenab-ı Allah Tevbe suresinde şöyle buyuruyor. Müşrikler ve kafirler nasıl sizlerle topyekün savaşıyorlarsa siz de öylece onlarla topyekün savaşınız. Ve bilin ki Allah yolunu, yordamını kendi kitabıyla bulmaya çalışanlarla beraberdir. Ölüm tutkunu olunuz ki size hayat bağışlansın. Okuduğunuz kitaplar, devam ettiğiniz dersler, dünyalık zevkler sakın sizleri aldatmasın. Umut'u tanımakta güçlük çekiyorum Aysun. Sanki benim o ilk tanıdığım Umut gitti, yerine bir başkası geldi. Bugün anladım ki gerçekten ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Elin adamları İstanbul'un göbeğinde istediği gibi hareket ediyor, polis bizi tutukluyor. O kadar değişti ki birbirimizi göremez duyamaz olduk. Eskiden gözlerinde sadece ışıltı olan Umut gitti. Sanki şimdi gözlerinden ateş seçiyor. Yapılması gereken bellidir. Bugün benim yaptığımı daha da ileri götürerek hep birlikte yapmaktır. Konuşmakta güçlük çekiyoruz. Artık eskisi gibi sevgi dolu sözcükler duyamıyorum ondan. Ve onu özlemeye başladım. Ama o benim dışımda her şeyi düşünüyor. Doğru bir yapılanmaya gitmeliyiz. Sayımızı arttırmalı. İnsanlara gerçekleri anlatmalı. Bildiriler yayınlamalı. Eylemler, mitingler düzenlemeliyiz. Ne olduğu belirsiz kişilerle görüşüyor. Anlayamadığım bir takım yayınlar okuyor. Okula bile doğru düzgün gelmiyor Aysun. Böylece sesimizi daha çok insana duyurabiliriz. Umut sanki kaybolup gidiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. Tamam, iyidir.
kazamız mübarek olsun. İyi oldu, iyi. O Amerikan kafirleri ve onların yerli uşakları artık kafalarını öyle yastığa rahat koyamayacaklar. İyi oldu, iyi. İyi oldu. Artık bir şeylerin üzerine daha fazla düşmeliyiz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmalıdır. Madem bu yol hak yoldur, bu yolda ölmek de var, öldürmek de. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. 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 Bu topraklarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizin uykusu çok uzun sürdü Umut. Çok uzun. Ki hilafetin bayrağı bizde. Ama bu gece yaktığın bu ateşin ışıkları inşallah uyuyan Müslümanların üzerinden o karanlığı kaldıracak. Aydınlanacaklar inşallah. Ve Allah'ın izniyle bu amellerinle böyle gidersen inşallah cennetin kapılarını sonsuza kadar açacaksın. Bizden dilemesi tabii. Excuse me, where is the main door of Hagia Sophia Museum? It's not a museum, it's a mosque. Selamun aleyküm baba. Umut. Baba, nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Hamdolsun baba, iyiyiz. Karta parayı yatırdım. Akşama evden görüşürüz. Annen de seninle konuşmak istemişti. Tamam öyleyse baba, akşam konuşuruz. Güle güle, görüşürüz. Tamam, hadi eyvallah. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda sömürgeci devletlere karşı verilen mücadele sadece bu ülkenin kurtuluşu olmamış, sömürülen üçüncü dünya ülkelerine de ışık olmuş, yol göstermiştir. Onlara, işgalcilere benzemek kurtuluş mu sizce? Şayet bu savaşı kaybetmiş olsaydık, bu ülke bugünkünden daha mı farklı olacaktı ki? İnançlarınızı yaşayamıyorsanız, onların kanunlarıyla, onların değerleriyle yaşamaya alıştırılıyorsanız, bu mudur bağımsızlık? Kurtuluş bu mu? Evet, budur. Bağımsızlık ve özgürlük öyle bir şeydir ki kıymetini ancak kaybedince anlarsınız. Senin neyi kastettiğinin farkındayım. O kutsal savaş verilmeseydi, sanıyor musun ki bu coğrafyada bugün yaşama şansımız olacaktı? Orada şehit düşenler bağımsızlık timsali bayrağımızı indirmediler, ezanlar susmadı. Kurtuluş Savaşımıza karşı çıkanların, küçümseyenlerin başka alternatifler ileri sürdüğünü duydunuz mu hiç? Yok, olamaz da. O şartlarda sadece iki alternatif vardı genç arkadaşım. Ya istiklal, ya ölüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeş. Hayırdır inşallah, bir soru mu var? Hoca ile kapıştık biraz. Tarihi zırvalarına taş koydum, hoşuna gitmedi tabi. Anlamazlar Umut. Gözlerine perde inmiş onların. Allah şaşırtmasın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi gidelim mi artık? Olur. Arkadaşlar bize müsaade, biraz dolaşacağız. Eyvallah, müsaade sizindir. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
İstanbul'u çok seviyorum. Çünkü içinde sen varsın. Ne oldu? Yok bir şey. Umut. Zeynep, aslında bu konuyu konuşmamız lazım. Hangi konuyu? Birbirimize bu şekilde yaklaşmamız, dokunmamız doğru değil. Umut, ne diyorsun sen yine? Zeynep, bu sorunu çözmek zor değil. Aramızda nikah yapalım. Nikah mı? Evet, nikah. Fena mı? Helalim olmanı istiyorum. Bu bir evlilik teklifi ise teşekkür ederim. Fakat anneme babama böyle bir şey nasıl söylerim? Hem daha okulumuz var. Ya şu an bir şey söylemen gerekmez. Ayrıca okula da engel değil. İbrahim Hoca'ya gideriz, nikahımızı kıyar. İbrahim Hoca mı? Hı hı. Umut, tamam. Birbirimizi seviyoruz. Aramızdaki aşk, ilişki, bunlar çok güzel şeyler. Ama evlilik başka bir şey. Nasıl başka bir şey? Evlilik çok daha özel, ciddi bir şey. Ailemin haberi olmadan böyle bir şeyi nasıl yaparım? Hem de imam nikahı. Ne olmuş imam nikahına? Zaten bütün değerlerimizi hor göre göre bu hale gelmedik mi? Hangi hale? Şu giyimine bak. Umut, kırıcı oluyorsun. Doğruları söyleyince kırıcı mı oluyor? Kaç kere söyledim sana doğru düzgün giyin diye? Beni tanıdığında da böyle giyiniyordum. Bu şekilde devam edemeyiz Zeynep. Kendine çeki düzen vermelisin. Aramızdaki aşktı. Sen efendi köle ilişkisine döndürmeye çalışıyorsun. Ne sen efendisin, ne de ben köle. Zeynep, otur yerine. Zeynep! Yani kısacası Zeynep'le bitti artık. Sıkma canını. Aşkı bitirmemişken ilişkiyi bitirdik. Beşeri aşk. Bunlar dünyevi zevkler. Cihat içinde olan inançlı insanları onurlu mücadeleden uzak tutan şeytani tuzaklar. Senin için hayırlısı olmuş. Kesinlikle. Küfre karşı savaşta candan bile vazgeçmişken canan cihatın önüne engel olmamalı. Doğru söylüyorsun abi. Allah kendi yolunda savaşan askerini dünyalık mallar ve sevdikleriyle imtihan eder. Her kim ki dünya mallarını ve sevdiklerini feda edip Allah yolunda savaşırsa onun yeri cennette peygamberlerin yanıdır. Allah hepimize nasip eder inşallah. İnşallah. Öyleyse sırası gelmişken bizlerin Darül Harb'in gerekliliklerini yerine getirme vakti gelmiştir. Bu gerekliliklerden biri cuma namazını kılmamaktır. Babana geçmiş olsun dileklerimi ilet. Tamam mı evladım? Umut abi. Umut abi. Umut abi, namaza gelmedin mi? Daha küçüksün, anlamazsın. Büyüyünce anlarsın. Yazık. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam Umut. Aleyküm selam da şimdi bu nereden çıktı? Niye baba? Ne oldu ki? Allah'ın selamını verdik. Ne var şimdi bunda? Oğlum, sen değişmişsin. Yani konuşmaların değişmiş. Bunda bir şey yok mu? Değişmese miydin baba? Hep cahil mi kalsaydın? Ne cahili oğlum? Biz seni oraları okuyasın diye yolladık. Yani ama seni tanıyamıyoruz. Yabancılaşmışsın her şey.
Yabancı olan ben değilim baba. Peki kim yabancı? Annem mi kız kardeşim mi? Bunun için mi kız kardeşin giyimine karışıyorsun? Örtülmesini istemişsin. Beni utandırmayacakları şekilde giyinmelerini istememde ne var baba? Hem onlar için de doğru olan bu. Hangi doğru oğlum? Ananı babanı kırarak, üzerek hiçbir doğruya ulaşamazsın Umut. Benim üzeceklerim ancak kafirler olur baba. Siz de benim yapacaklarımdan ancak gurur duyarsınız. Oğlum sen neler söylüyorsun? Bunlar ne biçim konuşmalar? Neyse baba, bunları tartışmak istemiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Umut! Umut! Ne bu ya? Herkes bir tuhaf olmuş. Tutturmuşlar bir değişim lafı. Afganistan bizim için tam bir akademi gibiydi. Oradaki her bir mücahit kendi başına bir silah, tek kişilik bir ordu gibiydi. Seni saniyeler içinde yok edecek bir tankın önünde duramayacağını biliyorsun. O zaman ne yaparsın? Kendini bir silah olarak kullanırsın. İşte buna terör diyorlar. Öyle oldu ya. Öyle oldu şimdi. Mazlumun kendini, kendi ülkesini savunmasına terör, el alemin gavurunun okyanus aşıp gelip senin ülkeni ele geçirmesine de özgürlük savaşı. Öyle deniyor. Özgürlük savaşı. Salman abi. Hı? Bu intihar bombalamalarıyla İslamcı ahlakın iki temel ilkesine karşı çıkılıyormuş. Neymiş? Geçen bir yerde okudum. Biri intihar etmek, diğeri masumların öldürülmesi yasağını. Umudum, intihar bombacısı onların uydurdukları bir etiket. Şimdi düşün, ha cephedesin, savaştasın. Cephanın bitene kadar savaşıyorsun, ha kendi bedenini mühimmat yapıyorsun. Hı? Bir de abi, İslam kolektif sorumluluk fikrini reddeder ya. Evet. Orada bir çelişki var mı? Şimdi Filistin'deki bir mücahit eylemiyle şehadet şerbetini içtiğinde yalnızca İsrailleri öldürmüş olmuyor. Burada artık eylem sorumluları aşıp genelde dünyaya bir insan için en çirkin şeyin özgürlük olmadan yaşamaya zorlamak olduğu mesajını taşır. Evet ve bu mesaj verilmeli. İslam adına, işgal altındaki Müslüman topraklar adına. Tak artık şunu. Tamam. Hadi bakalım buyurun yemeğe. Tamam, burada acıktım ha. Acıktın ama... Geldin geleli de bilgisayarın başından kalkmadın. Haberlere bakıyordum. Bugün dergideydim. Harun abiyle Salman abiler bazı malzemelerle çalıştılar. Vallahi helal olsun. Acayip bir şey çıkmış ortaya. Nasıl acayip bir şey? Yani küçük bir orduyu yok edebilir. Allah kullanmayı nasip etsin. Değecek bir şey için kullanmayı nasip etsin. Azlumların ahı için. Amin. Amin. Selamünaleyküm. Ne oldu hocam? Hayırdır, nedir bu haliniz? Irak'taki kardeşlerimiz yeni görüntüler göndermişler. Onları seyrettim. Yürek parçalayıcı. Müslüman kardeşlerimiz, çocuklarımız kafirlerin zulmü altında inim inim inilerken bizler burada hiçbir şey yapamadan oturmaktayız. Ne yapabiliriz hocam? Hep böyle seyredecek miyiz? Arife gününde bile durmuyorlar, görüyorsunuz. Yarın bayram ama bizler bayramımızda kan ağlıyoruz. Hristiyan dünyası yeni Haçlı seferleriyle saldırıya geçmiş. İslam toprakları kan ve gözyaşı içerisinde. Allah'ın gazabı üzerlerine olsun. İlla da Siyonistler. Siyonizm başkalarının askerleriyle, Haçlı ordularıyla saldırıyor.
Artık bu safhadan sonra cihazsız geçecek her gün bizlere cehennem azabı olarak geri dönecektir. Cihat ama neyle, nasıl? Artık savaş her alana yayıldı. Müslümanın yaşadığı her yer cihat sahasıdır. Küfür tek millettir. Siyonist, Haçlı ittifakına karşı durabilecek tek güç şehadet mertebesidir. İslam orduları her gün yeni şehitler vererek daha da güçlenecektir. Allah'ın izniyle kafirlere karşı galip gelecektir. Amin. 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 Selamünaleyküm. Selamünaleyküm selam. Ben de sizi arayacaktım. Gel gel. Hayırdır abi? Gel, konuşacaklarım var sizin. Şimdi bu yayınlarımız nedeniyle sürekli polis takibi altındayız. Onun için bu düzeneğin burada durması sakıncalı. Sizin evde saklamanın bir mahsuru yoktur inşallah. Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Üzerimize düşen vazife neyse yapmaktan kaçınmayız evvelallah. Bizim için şereftir. Allah sizden razı olsun. Senden de razı olsun Salman abi. Allah sizden razı olsun. Şimdi bunu çantayla ya da poşetle taşımak da olmaz. En iyisi bunu birinizin üstüne giymiş. Nasıl uygun söyle yapalım abi. İsmail. Umut, bu görev senin. Eyvallah. Korkmazsın değil mi? Olur mu abi? Allah yolunda korku olur mu hiç? Yavaş. İçeriki odaya koyalım. En iyi yer orası. Doğru. Öyle yapalım. Allah hayır etsin. Amin. Ben biraz çıkıp dolaşacağım. Hava alayım. Sen bilirsin. Dışarıdan bir isteğiniz var mı?
Gelirken ekmek alırsan iyi olur. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de. Sen de. Oo Umut, ne haber ya? Hamdolsun Arif abi, seni sormalı. İyidir kardeş, bizi bırakıp gittin. Nerelerdeydin? Aradığın sorduğun da yok. Derslerin yoğunluğu falan işte abi. Hadi gel içeri, bir çay içelim. Geç hadi, geç. Buyur kardeş. Zahmet oldu abi sana da. Aa, ne zahmeti? Olur mu hiç öyle şey? Allah razı olsun. Çok yoğunuz Umut. Tur sayısını filan da arttırdık. Ancak yetişiyoruz işlere. Aa bak, eğer çalışmak istersen biliyorsun. Kapımız sana her zaman açık oğlum. Sağ ol abi ama bu aralar hiç vaktim yok. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne var ne yok? Yeni gelen bir video kaydı var. Allah belalarını versin. Güya da yarın bayram. Artık bayrammış mübarek günmüş gözetmiyorlar. Ne bayram? Kafirin vicdanına sığınılmamalı. Mücahid'in bayramı şehadet şerbetini içtiği andır. Doğru söylüyorsun. Bir şeyler hazırladık yemek için, seni bekledik. Ben bir şey yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Niye? Hiç iştahım yok. İyi peki. Acıkınca yersin.
İn aşağı. İn. If you decide to new crusade, we respond with jihad.